Pro Destek kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Photoshop CC 2017 programıyla çok hızlı bir şekilde göz rengini nasıl değiştiriyoruz beraberce göreceğiz. Önce bu değişimleri sizlere göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde böyle yeşil ve kahverengiye yakın ve koyu maviye yakın şekilde bu göz şekillerini beraberce oluşturacağız. Hadi başlayalım. Adobe Photoshop CC 2017 programımızı açtıktan sonra File menüsü altından Open kısmına geliyoruz. Buraya faremizin sol tuşuyla bir defa tıkladıktan sonra fotoğraflarımızın olduğu klasöre gidiyoruz. Buradan orijinal olanını ben seçiyorum ve aç diyorum. Fotoğrafımız açıldı. Şimdi burada çift tıklayarak buradaki kilidi kaldırıyorum. Faremin sol tuşuna çift tıklıyorum. Kilidi kaldırıyorum. Şimdi burada şurada gördüğünüz Create Fill or Adjustment Layer. Arkadaşlar burada seçtiğimiz zaman şurada gördüğünüz renk ve doygunluk kısmını yine seçiyoruz. Buradan ayarlamaları şurayı custom yapıyoruz. Ve şu kısmı şöyle artırıyoruz. Bakın dikkat edin. Şöyle bunu istersek böyle getiririz. Bunu getirdiğimiz zaman soldurma ve ışık verme olayları oluyor. Bunları sıfır yapıyoruz. Onlarda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Üst kısmı 115 yapıyoruz. Sonrasında burayı kapatıyoruz. Şimdi burada dikkat edin bir maske oluşturdu. Şimdi biz bu maskeyi tersine çevirebilmek için imaj menüsünden Adjustment kısmına geliyoruz ve Invert diyoruz. Şimdi maskemizin rengi siyaha döndü. Şimdi maskede şu vardır arkadaşlar. Maske rengi siyahsa biz beyaz ile boyarsak o alanı temizler. Veya maskemiz beyazsa biz siyahla boyarsak o alanı yine temizler. Buradaki maskemizin zıt rengini alarak temizleme işlemini yapacağız. Nedir? Burada siyah. Biz buradan beyazı aldık. Buradan yumuşak bir fırça alacağız. Şöyle bakıyorum. Daha önce kullanıldığı için açılmış. Şöyle şunu seçelim. Bakıyorum şöyle biraz göz kısmını yakınlaştırıyorum. Bakın şu anda benim dairem büyük oldu. Bunu biraz küçülteceğim. Şöyle 15 falan yapıyorum. Ve buradan boyamaya başlıyorum. Dışına taşmamak üzere şöyle o göz kısmının dışına taşmadan buraları boyuyorum. Bütün işlem bu. Bunun tabi her zaman söylüyorum arkadaşlar, Photoshop'ta bir işlemi birden çok yolla yapabiliyorsunuz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Yine bunu kement aracıyla da çevresini seçip içini boyayıp yine o şekilde de yapılabiliyor. Ama bu daha pratik ve daha güzel sonuç verdiğini düşündüğüm için ben hem kendim kullanıyorum hem de size anlatıyorum. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi gözümüzün rengi boyandı. Şurada gördüğünüz bu renk kısmına ben faremin sol tuşuyla çift tıkladığım zaman bakın şu simgeye dikkat edin. Yine bu penceremiz açıldı. Burada ben ayarlarla oynayarak bakın göz rengini bakın gözdeki değişime dikkat edin arkadaşlar. Göz rengini istediğim şekilde ayarlayabilirim. Bakın şu anda mavi oldu. Bu şekilde yaptıktan sonra da o şekliyle kaydedip resmimizi, fotoğrafımızı kullanabiliriz. Bir sonraki anlatımda dudak boyama işlemini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Umarım bu anlatımlarım sizlere faydalı oluyordur. Sizler de her zaman olduğu gibi bu kardeşinize olan desteğinizi esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.